Selam dostlar, alemin ve alemimizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda yine Vietnam'ın dağlarında motor turu yapmaya devam ediyor. Şu an şu tepeye dağa çıkacaktık. Yine çıkacağız ama şu Vietnam bir türlü yüzünü bana göstermedi maalesef. Hava yine kapalı. Ufaklıklar da benden korktu, saklandı etrafa. Evet, motor turumuzun 4. günü. 16.325 kilometre ile yola çıktım. Bakalım bugün toplam kaç kilometre yol yapacağız. Yine erken çıkalım, yine saat 10 oldu. Her gün erken çıkacağım diyorum, nasip olmuyor. Gerçekten inanılmaz ya. Çok ilginç bir yer burası ya. Dağların arasına, Sisli Dağların arasında böyle bir yer. Hello. Hello. How are you? Dün hostelinde kaldım, ablanın çalışanı. Böyle geleneksel şeyler göstereyim size. Aa, bu Vietnamlı kadınların giydiği şey. Etek. Aa, yalnız bu etek nasıl bir etekse kapkalın. Ulan alasım var ya. Böyle her ülkenin ona özgü şeylerinden alasım, evime toplayasım, dünyanın her yerinden şeyler götüresim var. Şimdi bir kahvaltı yapalım. Kahvaltı yapmadım da. Burada da yumurta var, tatlı patates var, mısır var. Pankekimsi bir şey var. Domuz etiyle kebap var. Bu sabah kahvaltımız Vietnam fülte eşliğinde yeşil çayın yanında mısır. Mısır yiyoruz. Belki şey de yerim. Şu yumurtadan da yerim. Bir ihtimalle bu tahmin ettiğim şeyse bunun içerisinde yanılmıyorsam pilav var. Ha, aynen. Pirinç sticks diyorlar işte. Bambunun içerisine pilavı katıyorlar. Bunu alıyorsunuz, dağa gidiyorsunuz. Dağa da azlık yapıp yiyorsunuz. Hop. Abla geceden ya da sabahtan bambunun içine tıkmıştı pirinci. Onun içinde yeşil gözüküyor ama soslu pirinç. Şimdi de yiyor. Şimdi size biraz bu heykelden ve biraz da bu yoldan bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz yol ulusal yol deniyor. İşte buna da mutluluk heykeli gibi bir şey diyorlar. Buraya ulusal yol denmesinin sebebi şöyle. 1960'larda yanılmıyorsam bu yol söyleniyor ki tam 2 milyon işçi tarafından, bu bizim motor turu yaptığımız yol var ya, toplam 185 kilometre uzunluğunda ve deniyor ki 2 milyon insan bu yolun inşasında tamamen manuel olarak kayaları işte ilkel aletlerle parçalayarak bu yolu yapmışlar. Ama bu yolun yapımında da şöyle bir şey diyorlar. Kanlı yol da diyorlar. Çünkü bu yol yapımı sırasında da birçok kadın ve erkek işçi hayatlarını kaybetmiş. Onların anısına da gördüğünüz gibi elinde balyoz, çekiç gibi aletler olan bu heykeli dikmişler. Yani bu yolun yapımı sırasında ölen insanların anısına bu heykeli buraya koymuşlar. Buraya da dediğim gibi mutluluk yolu ya da ulusal yol deniliyor. Ben yine dayanamıyorum. Yöresel bir şeyler alıyorum. Bu eteği alacağım abi. Kafamdaki de güzel durdu. Onu da alacağım. Bilmiyorum kız mı erkek mi için ama. Güzel. Abi Vietnamlı kadınların şöyle geleneksel bir eteğini aldım. Sonra şu cüzdanı aldım. Bunu anneme aldım. Çok güzel duruyor.
Bir tane de böyle takke gibi bir şey aldım. Güzel. Mükemmel drone'luk yerlerdeyim ama bu drone'lardan yüzüm bir gülmedi. Anlamadım. Drone şey, yani gimbal sıkıştı diyor. Bakıyorum gimbal oynuyor aslında. Sağ sol oynuyor, yukarı aşağı oynuyor. Ama havaya kaldırdığımda bilmiyorum, görüntüyü düzeltmeye çalışmışımdır muhtemelen ama gimbal böyle 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 yapıyor. O kadar sallanıyor ki ve şey yapmıyor yani, yukarı aşağı sağa sola da yapmıyor. Elimle böyle manuel ayarlıyorum, oraya denk getirmeye çalışıyorum da ondan sonra havalandırıyorum da götürüp çekmeye çalışıyorum falan. Manuel drone uçuruyoruz gibi bir şey oldu. Şimdi neyse, şurada en tehlikeli yol vardı ya, artık sonunda oraya gireceğiz. Ama anlamadım. Bayağıdır buradayım, kimse girmedi. Acaba yasak mı? Şimdi gidince göreceğiz. Ya Allah, bismillah. Gidiyoruz. Sıkıntı yok. Niye kimse gitmiyor buradan? Evet. Şu an Vietnam'ın en tehlikeli motor yollarından birisine girdik. Hadi şimdi biraz motordan anlıyorum. Çocuklar da burayı mesken edilmiş işte gelenlerden. Sakız, çikolata ne denk gelirse diye bekliyorlar. Ama üşümüyorlar mı, ben anlamadım bunları ya. Şu dağ insanı abi. Bizim geçen gelişimizde burada yolu yoktu. Hatırlayanlar vardır. Zar zor Antep'e çıkmıştık. Yine böyle bulutluydu, yine bulutlu. Hello. Need a hand? Huh? Do you need a hand? No, thank you. Have a nice day. Woo. Öyle mi? Gidek mi yine? Bu arada motor yolumuz buradan böyle devam edecek. Allah'ım, geçen sefer şöyle yapmıştım. Yaşıyorsun bu hayatı Memo! Burada iniş bulamadım. Resmen düz duvardan geçmeye çalışıyoruz. Hadi inerken iniyoruz da çıkarken ne yapacağız? Duman aç ya. 10 dakika.
olacağıydı, düştük. Pantolon zaten yırtıldı, iyice yırtıldı ya. Tam da sona gelmiştik ya. Evet. En sondayız. Biraz burada dinlenip ondan sonra en başa geri döneceğiz. İyi kafa dinledik. Artık geriye dönelim. Daha yolumuz çok. Sis açmadı. Yarım saat falan oturdum ama bu kadar açıldı. Şimdi yavaştan o tepenin ardından aşağıya ineceğiz. Ulan Cafer, ben sana gelme demedim mi? Biz ayakkabıyla gidemiyoruz, çocuk terlikle gidiyor. Şu kayaya da geldik. Evet, şu kayada da fotoğraf çekindik. Sağ olsun arkadaşlar, çekti. Artık bu dağdaki işimiz bitti. Evet, tekrardan yola devam ediyoruz. Bir manzaraya daha geldik. Şurada hava açık olsa var ya, nasıl bir manzara vardır kim bilir. Aşağıda bir tane baraj var. Hatta bu vadileri bölen noktalarda birkaç tane daha baraj var. Bir tanesinde bot turu yapılıyor. Hava böyle olursa yapmam ama öğleden sonraya kadar buralarda dolanıyorum. Eğer hava açarsa ineriz oraya. Bir tane de bot turu yaparız. Geçen sefer yapmıştık. Şimdi en tepeye kadar çıktık, iyi güzel de. Apıyıttık ha. Vallahi apıyıttık. Burada daha hiçbir şeydi. Motor alttan gidiyor. Birinci viteste ön arka frenle ineceğiz. Arkada dokundum mu gidiyor ya. Dengeli basmam lazım o zaman. Burada hiçbir şey bir de ya. Ben nasıl yokuşlardan geldim? Allah'ım ya. Acıcık dokundu mu gidiyor ha. Böyle böyle ineceğiz.
Asya'da anlamadığım bir şey var. O kadar çok güzel alanları var. Hayvancılık çok ilerlemiş değil. Düze indim ama nasıl indim bir de bana sorun. Hiç sorunsuz indim ama çok bütün kaslarım kasıldı vallahi. İyice daraldı yol. En ufak bir hata uçurum. Yolun sonu nereye gidiyor, nereye kadar gideceğim ondan bile haberim yok. Abi insanlar nerelerde yaşıyor ya? Bak kasılmaktan kaslarım yoruldu. Oh be, kara gözüktü. Vallahi sonunda. Evet, nehrin tepesine geldim. Şöyle çok güzel bir manzara vardı. Ama kapalı ya. Bir de artık şey yokmuş. Biz eskiden ben tek başıma tek kişi kanon kiralamıştım. Onu da böyle gezmiştim şuralara kadar gidip geri gelmiştim ama artık öyle yokmuş. İşte o büyük tekneler varmış. 100 lira verip onu kiralayıp işte bir saat mi yarım saat mi ne gidip gel yapıyor musunuz da. Yapasım da yok aslında. Tek başıma olsaydı o eğlenceli oluyor, macera oluyor da şimdi gidip de 50 kişi aynı teknenin içinde son söz müzik açıyorlar. Hava da kapalı zaten. Bilmiyorum, yemekten sonra karar vereceğim. Geldim buraya da vejetaryen olarak sadece yine noodle çorbası vardı. Yine bunu yiyeceğiz. Şu vadinin derinliğine ya. Geçenki gelişime laf etmiştim hava kötü diye. Bu sefer çok daha kötü. Şey gibi ya, korku filmi gibi sanki. Bir de böyle hafiften klasik müzik açıyorum yolda. Tam korku filmi sahnesi gibi oluyor. Abi yol o kadar güven vermiyor ki gidemiyorum ya. İslandiya yerler. Neyse tın tın gidelim de garanti olsun, boş ver. Bir kaza daha kaldıramam. Şu an kilometremiz 16.345. Yani toplamda şu ana kadar 240 kilometre yol yaptık ve Hacıyurt'un en ucuna vardık ve en ucundan artık geri dönmeye başladık. Yani burası loop dediğimiz şey, yuvarlak dedik burada. Artık şu an geri dönüyorum. 175 kilometrede geri dönüş yolumuz var. Yarın akşama da artık tamamen bu rota bitmiş olacak. Evet, bir de görüş mesafesi de gitti. Neyse yine şanslıyız. Şomazım açıyor olmam inşallah. Yağmur yağmadı. Yani çiseliyor arada ama böyle ıslatmıyor. Yanlış tahmin etmiyorsam şu önümdeki motorlar 600 cc, benimki 110 cc. Yerlerde kurudu, onların da gazına geldim. Bir saattir en az onların peşindeyim.
İki günde giderim dediğim yolu bu sefer yarım günde gideceğim bunların sayesinde. Bana kılavuz oluyorlar. Onlar durunca ben de duruyorum. Onlar yavaşlayınca ben de yavaşlıyorum. Şu an benim bu dönüş yolundaki geldiğim yer turistik bir yer değil. Petro. Burası turistik bir yer değil, o yüzden konaklamak ya da benzinlik gibi bir yerler yok. Ha, benzinlik bu. Zeytinyağı gibi, bu nasıl bir şey? Okey. Şu an bu yolda artık turist de görmeyeceğiz. Benden başka muhtemelen motosikletli olmaz. O iki genci gördüm saatlerdir. Çünkü dönüş yolunda buradan dönmüyor insanlar. Bu yol çok uzatıyor yolu. Bir de burada turistik yer yok. Ne bileyim, kafe yok, bar yok. Bir şey yok. Burası tamamen lokal. Okey. Okey, okey. Aa. Çocuklara şeyler bitmişti. Şimdi aldım yine bir şeyler. Evet, yola koyulduk tekrardan. Benzin full'e yakın. Çocuklara takıldığım iyi oldu. 112 kilometrem kalmış. Onlarla yaklaşık 1,5 saat falan takip ettim. Ama zor ya onları takip etmek. Çok kasıldım. Bugün 50 kilometre daha gitsek 62 kalır. Yarın da 62'yi gideriz. Bakalım 50 kilometre daha gidebilecek miyiz? Saat 4'e geliyor. Ondan ziyade konaklama yeri bulabiliriz inşallah. Bu yolda hiç öyle yerler yoktu ama. En kötü yemek bulsam yeter. Çünkü çadırım var zaten. Bir yerde çadırda yatarız. Zaten bir çadır yapasım vardı da. Öyle güzel bir yer denk gelmedi. Yüzden düştük. 93 kilometre kaldı. Çok güzel bir yere denk geldim. Böyle bir mola verdim. Bunlar hidroelektrik santralleri. Yanlış, yani bir yanlış kaç tane olduğunu bilmiyorum da ben 3 farklı yerde hidroelektrik santrali gördüm. Bu 3. Kapan GoPro, kapan. Kapan dur. Son demlerin. Az kaldı. Türkiye'ye döneyim. Ya Türkiye'ye dönmeden önce ya da Türkiye'ye döndükten sonra GoPro'ya değiştiriyorum abi. Daha da GoPro kullanmayacağım. Ne alacağımı bilmiyorum ama belki Osmo alırım, belki Insta 360 alırım bilmiyorum ama bu GoPro benim senelerde çok üzdü. Daha da almayacağım. Ne diyordum ha? Güney'e döndük galiba. Hem böyle daha yeşerdi, hem daha güzelleşti, hem hava da umuklaştı, böyle ısındı. Çok güzel oldu. Yol alması daha zevkli. Thank you.
Acıhan'a 80 kilometre kalmıştı ama haritadan baktım şu an son şehir burası. Ondan sonra dağ yollarına giriyor. O yüzden devam etmeyeceğim. Burada kalacağım ama kalacak yer varsa tabii. Burada homestay yoksa bile otel gibi bir şey vardır. Okay, how much one night? And how much money? 200 baht. 200. Okay. Normalde hep yüzde kalırdım da şimdi abi. Burada homestay. Burada homestay yokmuş. Homestay yoksa da 300. Otel odası acaba galiba normal herhalde. Temiz olsun hiç önemli değiliz ya. Oo, fıstık gibi. 200'e güzel. Okay. Thank you. 200'e güzel. Ay, inşallah burada canlı müzik yoktur da bu gece rahat uyuruz. Canlı müzik yok ama disco var. Disco. Abi burası hiç turistik değil ya. Burada hiç restoran yok. Avrupa'yı bir şeyler yok. Abi açız ya. Do you know vegetarian? No. Okay. Tamam. Abi abla burayı gösteriyor. Burası da domuz eti dolu. Aha burası bana çok umut verdi. Allah. Hello. Do you have menu? Menu. Bunlar da İngilizce bilmiyor. Abi acım denereceğim ya. Bir saattir geziyorum. Translator'a yazdım o kadar. Dedim ki bak. Vejetaryenim. Tavuk ya da domuz istemiyorum. Abla yine gitti tavuk doğradı ya. Neyse Allah'tan tavuk doğradı. Tavuk yine bir şekilde yiyorum. Bol malzemeli güzel. Limonlar, otlar falan filan. Köy yerine demek ki böyle takılıyorlar. Bu da Vietnam'da akşam haberleri. Bu ikisi haberleri sunuyor. Şimdi çiçek mevsimi galiba. Onu mu anlatıyorlar ne? Lane, şşt, sarılı. Nurin. Ne iş görün orada? Abi Vietnam marketleriyle ilgili size bir şey söyleyeceğim. Bu adamlar her şeyi tamam işte ya ufak tefek bir şey alacaksınız değil mi? Alamıyorsunuz ya. Her şey böyle toplu. Her şey böyle koca koca paketlerde. Şuraya bak ya. Doğru mu? Ben bir tane çikolata alacağım yok. Hep 6'lı, 10'lu, 20'li, 100'lü paketler. Allah. Hep böyle böyle ya. Şimdi şundan bir tane alayım yok. Şuna bak, çikolataya bak. 20 tane var. Bunda da aynı. Neyse bir tane cips aldım. Bunu sabah... Aa vallahi bir tane bisküvi buldum. Demin aldığım yerin yanındaymış hem de. Burada da ikili var. Tamam. İkili bile kolye koymuşlar. Aa yoğurt alalım. Buranın ya çok güzel yoğurdu var ya. Hafif şekerli. Çok şekerli değil. Aslında normalde çok şekerli. 66. Lan baklava selamünaleyküm diyorsun 50 lira ya. Günaydın dostlar. Metro turumuzun kaçıncı günü oldu? 5. günü mü? Kaçıncı günü olduğunu biliyor musun? Son gününe hoş geldiniz. İnşallah bugün yetişmemiz lazım çünkü vizemiz de bitiyor. Bugün umarım yetişeceğiz. Evet, 16.411 kilometredeyiz. Son 84 kilometremiz var. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Her zamanki gibi Mehmet 8.30'a alarm kurup 11'de çıkmayı başarıyor. Bunu nasıl başarıyorum ben de bilmiyorum ama kahvaltı da yapmadım ben de. Dün kaldığımız kasaba böyleydi. Hacıhan'da yani motor turuna başladığımız yerden önceki son büyük kasaba bu.
Bakın görüyor musunuz? Bir sürü kelebek var. Bakın hepsi de farklı çeşit. Bak bu sarı, orada gri var, orada kahverengi var. Ondan sonra orada beyaz var, orada kahverengi, siyah, beyazlı var. Burada simsiyah var. Şu kadarcık yerde bir de ufaklı tefekliler de var. Demin de daha çoktu. Ben galiba biraz rahatsız ettim. Kusura bakmasınlar. Bir sürü kelebek burada uçuşuyor. Aha bakın şuralara bakın. Mavi, mavi siyah görebiliyor musunuz siz? Bir de manzara da böyle çok güzel olunca keyfim yerime geldi, oynayasım geldi. Yani hayatta mutlu olmak çok basit aslında ya. Bu kadar ya. Baksanıza yemyeşil, bitki örtüsün, dağların arasındasınız. Daha kahvaltı yapmamışım. Öğlen olmuş. Benim bıkınım yamulmuş. Ayağım, kolum ağrıyor. Burnum ağrıyor. Dudağım patlak. Canım yanıyor ama abi iki tane yeşille bir tane kelebek insanı mutlu edebiliyor ya. Aşağıda da sapsarılar var bir sürü. Oh. Oh. Aa. Abi Vietnam'da Laos'un en güzel kısmı ne biliyorsunuz? Bizim ekmekten var. Bizim ekmekten demiyor da işte Fransız ekmeği var ya işte bizimkine benziyor. Ama bu dağlarda köylerde maalesef şey yok. Hanoi'de mesela bol böyle sebzeli mevzeli, otlu, peynirli bir şeyler yapıyorlar ama burada sadece yumurtalı ve ketçaplı yiyebiliyorsunuz. Şöyle bir köyde, şöyle bir manzarada kahvaltımızı yapıyoruz. Bir de böyle limonlu bir içecek söyledim. O da şimdi 10 numara gidecek. Ve Asya'ya bir şey söylemek istiyorum. Ve Asya'yı baz alırsak Vietnamlar gerçekten önceki gelişimde de bunu tespit etmiştim. Şimdi de ettim. Vietnamlılar gerçekten temiz millet. Hani aynı gelir durumuna sahip Asya'da birçok ülke var. Ama Vietnam halkı, Vietnam ülkesi kesinlikle onların arasından sıyrılıyorlar temizlik noktasında. Ya bu adamlar bir de trafikte şu motor kullanırken dikkatli olsa var ya canım yesinler. 10 numara memleket diyeceğim ama. Abi trafikte canavarlar. Vallahi Kuzey Irak'tan sonra hatta önce bile olabilir en adam biçici şey burası. İran'daki her şey kötüydü. Adam biçiyorlar abi. Irak'ta da, İran'da da, burada da hiç umurumda değiller. Kendinden başka kimse umurumda değil trafikte insanların. Yarım depoya yakın benzinim vardı. Son 60 kilometrem de vardı. Ne olur ne olmaz diye bir litre daha aldık. Yeterdi muhtemelen ama şimdi dağdayız. Benzinci bugün bir daha da bulamayız belki. Tamam. Bye. İyice yeşerdi ortalık. Vallahi hava da ısındı. Kendime geldim ya. Çocuk gel üstüme çık. Virajda ne yapıyorsun? Evet sayın seyirciler, bir yolculuğun daha sonuna geldik. Şu an şehir merkezine geldim. Birazdan da tura başladım. Hacıyan köyüne gideceğim. Motoru teslim edip hemen ilk otobüsle Hanoi'ye, ardından da oradan da ilk otobüsle Laos'a gidiyoruz. Tahminim sadece yolda geçireceğim vakit 38 saat sadece yolda. Otobüs bekle, burada bekleyeceğim. Bir de Hanoi'de bekleyeceğim falan derken en az 48 saat tahmin ettiğim bir yolculuğa çıkacağız. Ve yataklı otobüs de olacak. Şimdi gidelim hostele motor teslim edelim, ondan sonra videoyu bitireceğim. 5 gün önce buradan başlayan motor maceramız burada bitti yine. 16.105 kilometre dalmıştık. 16.495 kilometre de motora bırakıyoruz. Neredeyse 5 tam gün sürdü motor turum. Biliyorsunuz kaza falan yapmışım, o yüzden yavaş gezdim. Yoksa 5 günde daha fazla yer görebilirdik, daha fazla kilometre de yapabilirdik ya da daha fazla manzarada ya da insanlarla etkileşimde kurabilirdik. Ama bu kadar oldu. En azından biraz yani motor kazası, zaten ben motorda acemiydim. Motor kazasından sonra da öncesinde de benim fobim de vardı zaten. Yani motora karşı bir korkum vardı, tekrardan o devam etmesin diye biraz daha aslında zorlama bir motor turu yaptım. Neyse sağ salim, kazasız belasız bitirdik. Biraz sonra 2 saat sonra otobüs var. O otobüsle 8 saat Hanoi'ye gideceğim. Oradan da ilk yataklı otobüsle 30 saat Laos'a gideceğim.
Ondan sonra biraz da Laos'u geziyoracağız. Muhtemelen Asya'daki son ülkelerden birisi olacak Laos ve belki de benim uzun yıllar belki de yani son da olabilir otostop çekeceğim ülke olabilir. Çünkü ondan sonra Afrika'ya gideceğiz. Ondan sonra başka türlü hayallerimiz de var. Afrika'ya biliyorsunuz bisikletle gideceğim. Muhtemelen bir sonraki ülke Laos benim son otostopla dünya turundaki ülkem olacak diye tahmin ediyorum. Gelecek ne getirir bilemeyiz tabii ki. Vietnam serimiz de bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için de videoları beğenirseniz, yorum yazarsanız, amcanızı, dayınızı, yeğeninizi, arkadaşınızı gönderirseniz sevinirim. Bu videolar ne kadar çok izlenirse biz de o kadar çok yol ya da o kadar çok tenha yerlere varabiliriz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.